Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İş dünyasının inceliklerini anlatmanı beklediğimiz yeni bir programla başlangıcı yapalım. Ne anlatacaksın bugün bize? Şimdi incelikler deyince olay biraz kafamda şey oldu. Bir gitti geldi böyle bir anında böyle bir paralel evrensi durum oldu. Çünkü incelik... Yeni bir pencere mi açıldı? Kesinlikle. Ya incelikler deyince aklıma şu geliyor. İlk incelik şu ya hani ben yapıyorum bir işi ama seviyor muyum sevmiyor muyum? Acaba başka bir şey mi yapsam? Yoksa bunu mu yapsam? Kariyerinin başında da bunu soruyorsun. 20 yıl sonra da bunu soruyorsun. 5 yıl sonra da bunu soruyorsun. Modern insanın en büyük dertlerinden bir tanesi. Evet, evet. Maslow'un piramidinde yukarı doğru çıkıldıkça alt taraf sakinleştikçe üst taraf yanmaya başlıyor. Kaynıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani sevdiğimiz işi yapmak mı, yaptığımız işi sevmek mi konusu? Bugünün sorusunu bu olarak koyalım. Evet. Yaptığımız işi sevmek mi yoksa sevdiğimiz işi yapmak mı, bunu koyalım. Bu arada ben rahat oturuyor muyum ya? Gerildim bir an. İş sevmek falan deyince. Sorun dedim ben. Evet, evet. İzlerkenki gibi olmuyor mu? Tabii ki ya. Şeyi. Bir de koltuk tek ya. Hani şimdi o zaman şimdi İK'cıyız bir de. Sorgusu. İlk defa bu tarafta ya. Sorulan taraftayım. Peki 5 sene sonra kendini nerede? Evet. Bizde şöyle bunu bir şey. Bunu soruyorlar mı hakikaten ya? Çok soruyorlar. Ben hiç şeye girmedim bu iş mülakatına mesela. İş mülakatlarına genel olarak bu 5 sene 10 sene muhabbeti olur. Niye işte kişi kendini nerede görüyor ileride ve kendine nasıl bakıyor? O farkındalığı anlamak için sorulur genelde. Doğru cevap yanlış cevap ne burada? Kesinlikle yok. Bu tam İK'cı cevabı oldu işte. Yani ne o yol ne bu yol, orta yol. Birazcık tabii ki orada bir karma metodu işletiyoruz yani açıkçası. Sevdiğin işi yapmak mı, yaptığın işi sevmek mi? Kendim de düşündüm bir an. O şeyden gidince. 5 sene sonrasına da gittim. Şimdi ilk önce İK'cı olmaktan başlayayım ben orada. İnsanlar kariyerleriyle ilgili merak ettikleri şeyleri genellikle meslektaşlarım da bu konuda bana katılırlar diye düşünüyorum. Bir assumption'da, bir varsayımda bulundum ama genelde bize sormak istiyorlar. Çünkü bizi daha bu konuda tecrübeli, her şeyi görmüş, insanların hikayelerini bilen insanlar olarak düşündükleri için. Ama gerçek anlamda biz o sorulara cevapları verirken kendi süzgecimizden de geçiriyoruz. Yani çünkü bizim de bir kariyerimiz var, bizim de bir hayata bakış açımız var. Herhangi bir size soru sorulduğu zaman, tercihli bir soru sorulduğu zaman kariyer anlamda özellikle ilk önce insan kendi süzgecinden geçirerek cevap veriyor. Bütün deneyimlere bakarak değil. Çünkü o sorunun ilk bana yansıması kendi kafamda acaba ben ne yaptım? Şimdi sen o soruyu sorunca bana dedin ki acaba ben yaptığım işi seviyor muyum? Yoksa sevdiğim işimi yapıyorum diye masaya koymuş oldum. Kanonik bir doğru yok tabii. Doğru. Onun için bireysel olarak değişebiliyor kişiye göre. Değişiyor. Ama o bireysel değişimlerden bağımsız insanlar orada ona karar vermek için veriler istiyor sizden. Şunun adını koyalım bir kere zaten. Türkiye'de bir insanın sevdiği işi yapma oranı muhtemelen 1/2 falandır. Yani İşçi Partisi oy oranı kadar falandır. Oy oranları çok bilemiyorum ama çok düşük olduğunu tahmin ediyorum. Yani. Çünkü herkesin sıkıntısı aynı. Evet. Yani... şimdi isim vererek de referans da vermek rencide istiyorum. Mehmet Sungur hocamız var bu şey konularında özellikle kariyer konularında görüşmeler konuşmalar da yapıyor. O da bu konuya çok eğilir ve gençler de ona çok soruyorlar. O mesela buna karşı aslında insanın alışkanlıklarının zamanla değiştiğinden dolayı bir şekilde yaptığın işi sevmeye başlarsın diyor. Aklıma da şey geliyor orada Erdal. Yani şimdi görücü usulü evlenirsin ya. Bir süre sonra sevmeye başlarsın. İyisiyle kötüsüyle kabul edersin. Bu yani, da böyleymiş. Evet. Aşk ve sevgi dediğin şey bir alışkanlığa dönüşür. O da mesela 20 sene sonra başka bir şeye yol açıyor. Bu hani bu hareketi özellikle yaptım. Mesela ben annemden babamdan alışmak oturuyorum. Sevmekten daha zor geliyor. Gerçekten var. Şarkıyı da verelim burada. Telif yemezsek müziği de çakarız. Değil mi? Telif oldu. Doğru doğru. Aklıma şey geldi. Annem mesela işte veya babam hani onlardan hatırlıyorum. Onlar mesela işte daha garanti bakış açısıyla para kazanacağım, her ay maaşı cebime giren bir meslek olsun ve çoluk çocuğuma, aileme bakabileyim kafasında ilerleyerek mesleklerini veya hatta miras kalan meslekleri devam ettirmişler. Hani evet. Bilinen şeyleri. Doktor, mühendis. Gibi evet. O şeyleri, o korunaklı alanı korumuşlar. Ama bir süre sonra mesela biz o kafa yapısı, zihin yapısıyla hayata girdiğimizde çünkü hepimiz ailemizden gelen şeyleri alıyoruz birazcık, bakış açılarını alıyoruz. Böyle bir 40'lı yaşlarda falan bir şey vuruyor. Ya acaba diyorsun ki tamam ben bu her şeye alıştım ama yani bu acayip bir yerlerden bir şeyler oluyor ama ne oluyor? İşte o konfor alanı muhabbeti oluyor. Aşırı alışkanlık da vücut sıkılıyor yani. Beyin başka bir şey, vücut başka bir şey dediği zaman o zaman işte anlam arayışları başlıyor. Ben bu işi yapıyorum ama sevdiğim için mi yapıyorum?
yaptığım için mi seviyorum? Acaba çok başka bir şey mi seviyorum? İşte orada değişiklik güdüsü, bambaşka bir şeye doğru gitme. Bir de çağımız da bunu çok destekliyor. Bir haber akışıyla karşı karşıyayız her gün. Bir gün olan 20 tane madde, ertesi gün yepyeni bir 20 maddeye dönüşüyor. Devamlılık sıfır. Çok hızlı bir değişkenlik var. Şeylerde de böyle, trendlerde böyle, mesleklerde böyle çok hızlı değişebiliyor. Evet. Aniden bir şey çıkıp mesela senin peşine takıp götürebiliyor. Kripto, mripto takılıyorsun. Kesinlikle. World Economic Forum diye bir tane çok ünlü, işte geleceğin trendlerini iş dünyasında belirleyen, özellikle LinkedIn'in de çok desteklediği Amerika menşeli bir kurum var. Hani orada da her mesela sene işte 2025'in meslekleri, 2030'un meslekleri. Zaten sen istemesen de o trendleri önüne koyuyorlar, bunlara çalış diye. İtiyorlar. Oraya doğru da itiyorlar. Dolayısıyla sevdiğin işi yapmayı tercih etmek mi yoksa sana gösterilerini yapmak mı sorusu kendinden değil dışarıdan gelen bir soru aslında. Burada bir ayrım var. İlk önce o soruyu ben dışarıdan alıyorum. Ben kendime öyle bir soru sormadım aslında. Nereden çıktı bu soru diye bir onu şaşkınlığını yaşıyorsun. Ben çünkü akışta, insan akışta yaşar. Karnı acıkırsa yemek yer, susarsa susar. Ama bizi plan önümüze koyduğu zaman deriz ki ya ben şu anda buradaydım. Ne oldu, ne değişti? Yani bir okulu bitirdim, sonra işte bakacağım mesleğe. Yani sonra mı diyor ki sana sistem, sen 2025'te bunları seç, 2030'da bunları seç, 2050'de bunları seç. Yoksa yazılım oku diyor sana. Yani yoksa diyor bir de ölürsün, updated olmazsın diyor. Ha, ben o anlamda olmasın kullanıyorum evet. Yani hani. Yanlış anlaşılma olmasın. Ölürsün diye sert mi girdik? Yaşam tavsiyesi değildi. Kesinlikle alta da yazarız. Yani açıkçası o soruyu ben ilk aldığım zaman çoğunlukla yani etrafımdan koşluk yaparken veya işte beraber çalıştığım insanlarda aldığım zaman ben de bir duraksıyorum. Çünkü insanlar bu konuda gerçekten fikir almak istiyorlar ve emin olmak istiyorlar. Çünkü herkes kayda değer bir yaşam yaşamak istiyor. Değilsin diyor yani. Hani 40'a geldiğimde de 50'ye geldiğimde oh be istediğim her şeyi yapmışım demek istiyor. O yüzden o soru hep masada oluyor. Ya bu şey gibi işte mesela işte hayatının anlamı ne? Ne üzerine yaşıyorsun sorusu gibi. Orada da ben şunu hani ön plana çıkartmak istiyorum. Bu soru sonuç odaklı bir soru Erda. Yaptığım işi mi sevmeliyim yoksa sevdiğim işi mi yapmalıyım? Kesinlikle sonuç odaklı bir soru. Ben burada ilk sorduğum şey şu oluyor kendime de. Süreçte neler oluyor bana? Sonucu hemen atlarsan zaten evet desem, evet yaptığın işi sevmelisin desem, bunca yaşadığın şey, tecrübe, oraya gelene kadar, o konuya gelene kadar kendine sorduğun şeyler. Senin üzerindeki etkisi mi? Benim üzerindeki etkisi o ve bunu anlatmaya çalışıyorum aslında farkındalık oluşsun diye. Geçenlerde bir tweet vardı. Bambaşka bir konudan gireceğim. Bir genç arkadaşımız atmış. Bana da kardeşim paylaştı. Etkilendim aslında hani çıkan şeyden. Arkadaşımız şu anda ekonomik problemler çok fazla biliyorsun. Hani işte enflasyon çok yüksek, dünya bir yere gidiyor, bir sürü hani belirsizlik var. Orta sınıf çalkalanıyor. Gibi evet, orta sınıf diye bir şey kalmadı falan gibi birçok şey söyleniyor. Şimdi bakıyorum arkadaş bir bilanço yapmış kendine şu kadarcık bir şeyde. Yani çıkartmış hesabını yapmış 0 lirası kalıyormuş kazandığı parayla. Giderlerden sonra mı? Giderlerden sonra 0 lirası kalıyor. Tam survive. Evet, tam soru var. Altada bir yorum gelmiş, senin iyi ki sıfır kalıyor, benim eksi, ben yaşayamıyorum, nefes alamıyorum gibi bir sürü şeyler gelmiş. İlk önce iki şey çağrıştı benim önüme düşünce bu tweet. Dedim ki ben o zamanlarda kariyerine de yeni başlayan bir arkadaş, ben o zamanlar zaten hep eksideydim, kredi kartlarıyla yaşıyordum. Dedim ki yine iyi başlangıç olmuş. İyi başlangıç olmuş yani, o yüzden de takdir de ettim. İkinci soruda ya dedim ki bir insanın bir aylık yaşamının sonucu nasıl sıfır olabilir? Aslında sıfır da değil. Bu da tartışmalı bir konu. Evet ya. Paraya göre mi ölçüyorsun yaşantının kalitesini? Yani değil mi? Orada edindiği bir tecrübe var. Hasbel kadar başarılı bir ay geçirmiş mesela. Kesinlikle. Sonuçlandırılmış, bitirilmiş bir ay, yapılmış ödemeler, edinilmiş tecrübeler, alınmış bir maaş var yani. Kesinlikle. Ondan sonra kullanabileceği öğrenimler var. Evet. Sistemler, organizasyonlar böyle yürüyor ya hani evet. Bir şeyler öğreniyorsun, daha iyi yapmayı öğreniyorsun, o sıfırı 10 yapmayı öğreniyorsun, 20 yapmayı öğreniyorsun. Yani o beni birazcık şaşırttı. O yüzden sürecin değeri artık gitgide günümüzde artıyor. Bu soru da bence süreci atlama sorusu o yüzden de. Hiç önemli olmasın benim yaptığım bir şey, bana sadece cevabını söylesen. Yaptığın işi sevmek mi, sevdiğin işi yapmak mı? Böyle bir şey, bakış açısı zaten o yüzden dışarıda kalıyor. Kolaycı kalıyor. Bir... Çok kolaycı oluyor. Ben de o yüzden diyorum ki sen hayatı nasıl yaşamak istiyorsun? Asıl soru bu. Sevdiğin iş, yaptığın iş veya bakış açın, nereye gitmek istiyorsun, nasıl şeyler yapmak istiyorsun? Bu soru da hemen o sorunun cevabını verdiğin zaman hemen o anda verirsin T zamanda başka bir şey.
5'te de başka bir şey verirsin. Çünkü çocukların olur, ailen gelir veya işte ne bileyim başka bir ülkeye yerleşirsin. Kendin işte ne bileyim Ege kasabasına gidersin veya gidersin plazada yaşarsın. Ve bu soruda hayatı nasıl yaşamak istiyorsun sorusu devamlı olarak seni sabah kaldıran bir alarm gibi. Ama o an için cevap vermen lazım hala. Yani 5 yıl sonrasına cevap verirsen o zaman da kaygı başlıyor tabii yani. O yüzden de işte sevdiğim iş, yaptığım iş. Kıpırdayamamaya başlıyor. Kıpırdayamamaya. Çünkü sıkışıklık yaratır o. Alternatifleri görmemek insanda sıkışıklık yaratır. Şu da bir aslında soru işareti. Sevdiğin işi yapmak istiyorum ben ama sevdiğim işte mesela başarılı değilim belki. Evet. O da mümkün. İşte o da mesela ben kendisi... yazar olmak istiyorum ama kötü bir yazarım. Hiçbir şey. Yani evet. Sevdiğin işi yap hadi buyur. İşte mesela bak bu da kendi farkındalık ve kendi yeteneklerini tanımakla alakalı. Bence bunun için ayrıca bir şey yapmalıyız. Ayrı bir bölüm. Ayrı bir bölüm yapmalıyız. Çünkü o kendini tanıma süreci oralar sancılı ya. O da çok değişken bir şey ya. Evet. Mesela ben kendimden örnek vereyim gene. 20'li yaşlarımda kendimi müteşebbis macera perest zannediyordum. 30'larımda tam bir memur zihniyetli rutin adam olduğumu keşfettim. 40'ımda başka bir şeye dönüştüm. Mesela bunun da sabit bir cevabı yok. Senin adına çok sevindim. Farklarını görebiliyorsun. Tabii tabii. 10 sene geriden. Sonra ha öyle değilmişim dedim. Ama çok güzel. Çünkü bu değerli bir şey. Bir insan hayattan öğrenebileceği en önemli şey kendi hakkında bir şeyleri ortaya koyabilmek ve kendi sesiyle bunu itiraf edebilmek. Güzel. Bu kendi sesini... Aferin bana. Süper. Müthiş bir şey. Artık eski sen olmuyorsun çünkü. Bir dönüşüm başlıyor. Şimdi bir de hani şimdi bu videoyu izleyenler de birazcık tabii şey de vermek lazım. Başlık da vermek lazım. Hmm. Hocam konuştunuz ama hala konuya gelemediniz diye şey de söylüyor olabilirler ama. Kimseye gül bahçesi vaat etmedik yani. Kesinlikle. Çünkü bu tip soru, büyük soru sorarsan büyük cevap alırsın. Evet. İçinden de sen hani çıkartmak zorunda kalırsın. Şimdi büyük soru niye diyorum buna? Çünkü hem seçimli bir soru hem de altında bir yaşam tecrübesi var. Ve kişiye bağlı değişiklikler var. Mesela atıyorum bizden önceki jenerasyon az önce bahsettiğim gibi tamamen onlara verilen hayatı yaşamış. Bizim jenerasyon karışık yaşıyor. Verilen hayatla başlayıp ondan sonra mesela sen hikayeni anlattın ya sana verir, ben de öyle sana verilen hayatla başlayıp kendi hayatına çevirme dönemine girdik. Yeni jenerasyon ise tamamen kendi hayatını istiyor. Bu zaten bir çevrim değişikliği demek. Hani bakış açısı değişikliği demek. O dolayısıyla bu sorunun anlamı o anlamda jenerasyonlar bazında da değişiyor. Mesela annemler için, babamlar için bu soru tamamen saçma gelebilir. Çünkü orada en önemli unsur yine survive etmek. Evet yani. Ne evet. Sevmesi yani. Kesinlikle. Şimdi her genç arkadaşım bana diyor ki o tweette olduğu gibi ben bu yaşadığım hayattan ne anladım o zaman diye soruyor. Hani. Bir o zaman hani sen kendi hayatını nasıl yaşamak istedin demek ki çok iyi biliyorsun. Ki, evet bir hedefim var. Bunu çok iyi öğrenmişsin 23 yaşında demek ki. 22 yaşında. Bir beklentim var. Evet bir beklentim var. O zaman hayatım onu yaşasa. Yani kimse hadi, sana engel hadi olmuyor. Bakayım. Yaşa yani. İşte orada şey konusu geliyor. Hani sen de çok ufak değil mi? Acısız yaşamak. Öyle bir dünya yok ya. Keşke olsa. Evet. Acısız yaşamak diye bir şey yok. Hani inişleri olmayan bir yaşantı diye bir şey yok. Evet. Yani stabil de değildi. Evet, çok üzgünüm ki hani kariyerinde de mesela insanlar biz hani İK tarafında da bunu gözlemliyoruz. Kendi yöneticilerimiz veya başka çalıştığımız insanlar herkes bunu gözlemliyor. Hani insanlar böyle böyle yukarı doğru çıkan bir şey gibi böyle bir grafik gibi görüyorlar ama bütün hani böyle yönetici ilham veren konuşmalarına bakarsanız şöyle şeyler söylerler. Birazcık böyle oldu hayatımda. Biraz sonra indi. Böyle çıktı. Şöyle oldu. Çünkü yani birazcık da durmak lazım ya. Hani. Düşüşler, kalkışlar. Kaçınılmaz tabii. Maraton yaparken bile insanlar aralarda temposunu düşürüyor. Yani kaç bir su içiyor. Yani öyle bir şey yok o yüzden. Devamlı yukarı çıkan bir şeyde. Ama gençlerin şu bakış açısı var. Onu da gözlemliyorum. O yaptığın iş, sevdiğin iş, yaptığın işi yapmak, sevdiğin işi yapmak arasında hani o denkleme bakarken para kazanmak da çok istiyorlar haliyle. Çünkü rahat yaşam para kazanmakla alakalı. İstediklerini yapmakla alakalı. Ama çok para kazanmak da çok çalışmak demek. Hem ayranın dökülmesin hem bütçen eksilmesin. Olmuyor. Olmuyor. İşte bu şeylerde ne oluyor? Aralarda böyle ufak ufak böyle eğlenceli sorularla biz de kendimiz bunları anlatmaya çalışıyoruz. En azından üzerine düşünebilmek bile bir insana bir şey katacaktır tabii yani. Kesinlikle. Yoksa planlanıp yapılabilecek şeyler değil tabii. Ben bugün sevdiğim işi yapacağım diye çıkıp gidip yapabilmek çok zor. Evet, yani evet. Gerçi şu da bak sevdiğim işi yapacağım tez canlılarının düştüğü en büyük tuzaklardan biri de işte güneye gidip kafe açmak.
O işte verilen hayattan istenilen hayata geçen süreçte yaşanan bir... Çok ezber bir şey yani. Evet. Sevdiğim işi yapacağım dediğinde de çok spesifik bir şey çıkmıyor. Yani Gauguin'in bankacılığı bırakıp ressamlığa geçmesi gibi bir tutku yok yani genelde. Yani boş beleş şeyler var. Diğeri toplumsal eleştirimi de yapmış olayım. O çok güzel geldi araya. Tabii benim için de aydınlatıcı bir örnek oldu. Şimdi tam böyle mesela bu uç değişiklikler oluyor senin bahsettiğin mesela bankacılık, ressamlık. Benim de aklıma başka şeyler geldi. Çünkü mesela onu yapmasam delireceğim diye bir tutkusu var adamın orada. Evet. Mesela. Başarılı bir bankacıyken bunun da yaşayamıyorum diye kaçıyor ve konforunu terk ediyor adam yani. Ama çok derin bir değişiklik değil mi? Evet evet. Çilesini de çekiyor ama sevdiği işi yaparak bir şeyi başarıyor. Kendini de gerçekleştirmiş oluyor. Kendini gerçekleştirmek şeyini ilk kez kullandım. Çok güzel oldu. Ben kendimden bir hikaye vereyim. O çekici olabilir bu konuda. Şimdi benim kariyerimde işte ben de finans, işte yazılım ve işte aslında ilk medyada başladım. Bir kanalın işte internet tarafında editörlüğünü yapıyordum. Part time çalışıyordum o dönem. Ben işe başladığımda internette bir şey yoktu. İşte yani. Bir o kadar yaş farkımız gençlik var ya. Gençlik. Evet, hadi diyelim ki ben hani bir 10 sene geri atayım yani öyle söyleyeyim. Orada işte çalıştıktan sonra ben medyada çok para kazanacağımı düşünüyordum. Kazanamadım. O part time'ken zaten kazanamazsın da. Dedim ki insanları da gözlemlerken dedim ki yok yok burada bir şey olmaz. O zaman sevdiğim işte giren bak bir insan hani. Çünkü medya tarafında hani bahsettim de sana da laf arasında gelince kamera önünü çok seviyorum. Kamera önünde olmak benim en rahat olduğum yerlerden biri. Orayı öyle hayal ettim ben. Medya budur diye. Budur diye hayal ettim ama beklediğimden işte mutfağında kaldığım için belki bana farklı geldi. O dönem açtıktan sonra ben bunu yapamayacağım. Madem mesleğimin bana getirdiği faydalardan şey yapayım, fayda sağlayayım. İşte yazılım işlerine gireyim, sistem işlerine gireyim, kurumsal işlere gireyim dedim. Böyle bir yazılım danışmanlığı işine girdim. Orada da iyi para kazandım ama iyi paranın sonucu hep eksiydi. Çünkü hayat çok pahalıydı. Bir de böyle okuldan çıkınca böyle atıyorlar ya sizi böyle eksiye. Evet. Ondan sonra o gitti dedim ben bu işten zevk almamaya başladım. Çok gezilen görülen bir şeydi. Zevk almamak derken yani hayatımı yaşayamıyordum. O bilanço sıfır var ya onu ekside yaşıyordum. Zaman da kalmıyordu. Bir de boş ver sıfırı zaman da kalmıyordu. Dedim ki askere falan gideyim. Oradan zıpladım geldim askerden. İşte bu tam anlamıyla plaza hayatına girdim. İşte finansla başladım. Daha sonra işte pazarlama ve çeşitli işte ticari fonksiyonlar oldu. En sonunda da İK oldu. O süreçte gördüğüm şey de hep benim yani gailem, hayata bakış açımda bunların hiçbiri benim yapacağım iş sepetinde veya sevdiğim iş sepetinde olmayan şeylerdi. Sürüklenmişsin sen. Sürüklendim evet ya. Hiç kimse de gelip ya Alper ya sen ne istiyorsun diye. Bazı zamanlar sordular da ben orada ezberledim cevapları söyledim yani genel anlamda. Ne zaman ta ki bir proje oldu. Ben sosyal sorumluluk projelerine çok inanan birisiyim ve insanların hayata katkılarına çok faydalı olduğunu düşünen birisiyim. 2009-2010'lu yıllarda böyle kariyerimin işte 6. 5. 7. senelerinde işte o dönemlerde bir kırılma yaşarken sosyal sorumluluk projeleriyle şirketim de destekliyordu. O işlere girişince bambaşka bir dünyanın olduğunu fark ettim. Ben insanların geliştiğini ve değiştiğini görmekten çok zevk alıyorum. Hani o katkınında da birazcık hani o çorbada da biraz tuz bulundurmak benim çok hoşuma gidiyor. İlk keşfim o zamandı kendimle alakalı. O projeye devam ederek o yönümü besledim. Geçti zaman ya bunu sonra sormaya başladım kendime. Dedim ki acaba bunu kendi yaptığım işte hem para kazanarak nasıl hayata hani sunabilirim? Yani o tarafı bu tarafta nasıl birleştiririm? Yani sorunun cevabı yavaş yavaş ortaya çıkıyor yani. Birleştirebilirim. Baktım işte kurumsal hayatta bunu yapan fonksiyonlar işte insan kaynakları, dönüşüm fonksiyonları gibi böyle soft skill'ler dediğimiz insanların yeteneklerinin üzerine çalışan alanlar. O yöne doğru kendimi konumlandırayım ve bütün çalışmalarımı 5-6 sene boyunca o İK tarafında çalışma üzerine yaptım ve sonunda da oldu. Sevdiğim işe geldim. Sevdiğim işte çalıştım ve sonra dedim ki ya sevdiğin işten para kazanmaya başlayınca artık bir görev mi, mecburiyet mi oluyor acaba? Direkten. Misyon yükleniyor hemen. Evet, o zaman da onun da zevki de gidiyor yani hani. Gerçek anlamda tadı da gitmeye başlıyor. Dedim ki ben bunun yanına bir şeyler koyayım ki her zaman yani her gün döner yenmez. Hani özür dilerim. Kuru fasulye yenmez. Yani birazcık şeyi düşüreyim yani çünkü döner de çok pahalı ya, şu anda yiyemiyoruz. Ya. Yani ne bileyim böyle daha böyle mütevazı bir yemek yalnız. Çiğ köfte yanına ya da yanına böyle güzel şeyler koyalım. Sosunu koyalım, bir şeyini koyalım diye. Yavaş yavaş. Pastaya çilek dedikleri şey. Evet yani. Aynen öyle. Onları koymaya başladım. O zaman daha çok zevk almaya başladım. Çünkü sevdiğin her şeyden bir süre sonra sıkılıyorsun. Aşık olduğun kadından bile sıkılıyorsun diyorlar. Kadınlara no offense.
İnsanlar zaten hani bir süre sonra aynı yaptığı şeylerden hani belli bir süre sonra sıkılıyorlar. O yüzden bu soru devamlı olarak değişiyor. Ve genel anlamda yeni şeyler öğrenmeye, yeni şeyler keşfetmeye imkan veren ortamlar içerisindeyse bu soru bence geçersiz oluyor insanlar için. Çünkü hayatlarına yenilik katıyorlar, yeni insanlar, yeni fikirler, yeni dünyalarla tanışıyorlar. O yüzden yaptığın işle sevdiğin iş arasındaki tek fark bence hayatında yenilik var mı yok mu? O yenilik geldikçe hayatına, o zaman bu sorgu ortadan tamamen kalkıyor. Güzel bir cevap verilmiş gibi oldu soruya şu an. Vermiş olduk herhalde. Evet, ya. Evet. Görüyor musun? Bak insanın tecrübeleri ne kadar değerli. Kendi tecrübemden. Hep yaşanmışlık. Ya psikolog koltuğu gibi oldu burası ya. Ben geleyim ara ara. Daha ağlatacağım. Daha ağlatacağım da. Öyle bir şeyim var Erdal karşımda. Sonra şey bu düt diye satarız. Olabilir. Katarsız. Katarsız tadında. Evet. Soruyu cevaplamışken şeyden kısaca bahsedip öyle kapatalım. Kitabım var bir. Aa evet. Ya benim şey derdim vardı. Ortaokul öğrencileriyle başladım. Hatta gönüllü öğretmenlik bile yaptım hayatımın bir bölümünde. Kısa bir dönemde 6 aylık falan. Ondan sonra işte lise öğrencileri girdi. Yine meslek lisesi koçluğu projesinde. Sonra üniversite öğrencileri girdi. Bu 3 silsileyi böyle bir 7-8 sene içerisinde görünce dedim ki insanların yani genç yaşlarında hayata girerken gerçekten hani bir şeyleri anlayabilecekleri ve yardım edebilecekleri araçlara ihtiyaçları var. Ki zilyon tane araç var. Rehberlik, danışmanlık, kariyer, şu bu. Birçok hani hocalarımız eğitim sisteminde falan bu konuda gerçekten çok çalışan insan var. Ben buna nasıl katkıda bulunabilirim diye düşündüm. İşte üniversitede akademisyenlik falan konularında gelirken dedim ki genelde gençler aynı şeyleri soruyor. Bu soruları bir topladım dersler boyunca. Evet, bu sorulara cevap verecek bir roman yazdım. Roman yani. Formatı roman mı? Roman evet. Güzel. Bir öğrenci bir kurumsal firmada okulunu bitiriyor. Pazarlama bölümünden o bölüme girmeye başlıyor ve ilk gün o işte danışmanın önüne oturduğu günden itibaren, ilk gün başladığı andan itibaren 100 günlük macerasını anlatıyor. Çok güzel. Roman formatında olması hoşuma gitti. Evet, çünkü okusunlar diye. Çünkü diğer türlü işte madde madde verince, hayatın sırrını verince şey olmuyor. O maddeler unutuluyor. Ama evet. Olaylarla, yaşanan şeylerle anlatınca bana geliyor mesela sosyal medya hesabıma karakterin isminden soruyorlar. Ya bugün bunu yaşamış acaba burada ne demek istediniz diye. Bir de okumaya da şey yapıyor. Bir de çok basit bir dille yazdım ben. Kısa cümleler. Adı ne kitabın? Kurumsal Hayatta İlk 100 Gün. İngilizcesi de var ha, okumak isteyenler. Süper. Çünkü ilk önce İngilizce çıkarttık. O da bir vizyon meselesiydi. Aa. Çünkü neden? Her şey jargon İngilizce. İnsanlar İngilizceye girsinler diye. Güzel. Hem İngilizcesi basılı hem Türkçesi basılı. İkisinde e-book'u da var ayrıca. Çok iyi. Evet. Yani böyle bir güzellik oldu. Şimdi çok merak ediyorlar. İkincisi de bu sefer daha senior yöneticiler için yapılıyor. Güzel. O da birazcık roman tadında ama şu anda okuyorum, editlerini yapıyorum. Korona zamanı yazdım onu da bu arada. Yazmak için güzel bir zaman. Evet. Yaz, bir de demlettim böyle bir sene, bir buçuk sene. Üzerine demlendi böyle ara ara okuyarak. Güzel. Şimdi güzel bir kıvama geldi yani. Yani sevdiğin işi yapan birisi olarak evet, iyi evet. Bir örnek teşkil ediyorsun konumuza. Kesinlikle. Bir de yani onu, bu alanı kendin açmış oluyorsun. Hani yani işte kimse bana gel kitap yaz demedi yani. Ben yazmak istiyordum. İşim buydu. İkisini birleştirdim. Aa bak öyle oldu. Mesela diğer şeyle de öyle oldu işte. İK'ya geçerken yapmak istediğim şeyi ufacık bir gördüm. Aa işimle nasıl bunu birleştirdim? Birleştirdim. Oldu işte. Hani yani mevcut potansiyelle aslında sevdiğin evet. Şeyi birleştirebilmek de mümkün. Yani kesinlikle. Kabadayılık yapmadan evet. Alıp başımı gideyim, sevdiğim şeylerle meşgul olayım demeden evet. Mevcut rasyonel şartlarla devam ederken hı-hı. Sevdiği şeyi ona katıp hayata hı-hı. Devam edebilirsin. Ya mesela şey oluyor orada Erdal. Mesela bazı öğrencilerle konuşuyoruz. Ya hocam işte ben işte kendim böyle ifade edebileceğim, ön plana çıkacağım, böyle bir şey yapabileceğim bir iş arıyorum. Hani ne bileyim insanlar beni dinlesin şey yapsın diyorum. Yani onu sen işinde bulmana gerek yok. Çalışırsın. Açarsa sosyal medya hesabını istediğin kadar konuş. Hani kimsenin sana hani onu vermesine gerek yok. Şimdi ne kadar hayat dış faktörlere bağlı olursa o kadar çok çaresiz hissediyoruz. Eğer gerçekten çareyi kendimizde bulmaya çalışırsak da çözümü, o zaman işler değişiyor. Bambaşka var ya, şuradan şuraya hayatın değişiyor ve daha hani iyi kalkıyorsun. Sıkıntıların kendinle alakalı oluyor. Dünyayla, çevreyle, bilmem neyle, onunla bununla bir sürü değişen şeyle alakalı olmuyor. O zaman ne diyelim gençlere? Sevdiğiniz işi yapın. Yaptığınız işi sevin. İkisini de diyelim. Ya da ikisini birleştirin.